kişiyle başlayan dediler ki biz de artık Batılılar gibi istihbarat teşkilatımızın başına sivil birini getirelim. Bu iş asker. İşte ondan sonra istihbaratın içinde ne yazık ki siyasete yakın olayım diye, terfi edeyim diye o istihbarat teşkilatı içinde de bazı efendim yozlaşmalar meydana gelmeye başladı. İşte o yozlaşmaları biz önüne geçemedik. Yani ne oldu? İstihbarat teşkilatı devletin değil siyasi iktidarın emrine girdi. Bakın şurada hata yapmayalım. Devlet siyasi iktidar değildir. Siyasi iktidar icra organının başıdır. O seçilmişlerdir. O ülkenin politikalarına yön verir. Ona hizmet eden altta bir atanmışlar vardır. Ama bu sadece icradır, yürütmedir. Bunun yanında bir parlamento vardır, yasama. Bunun yanında bir yargı vardır. Bunların hepsi beraber devlettir. Ama bu devlet uyumlu çalışır. Hangi siyasi iktidara gelirse gelsin, siyasi iktidar tercihlerini yapar, bazı kişileri atar, alır, verir. Ama büyük ölçüde bürokrasi, bu atanmışlar ne yapar? O siyasi iktidarla uyumlu bir şekilde devletin politikalarını devam ettirir. İşte Milli İstihbarat Teşkilatımızın içine bu efendim siyasi atamaların girmesi ve siyasi etkilerin girmesi ne yazık ki Milli İstihbarat Teşkilatı'nı olması gerekenden çok değişik bir yere götürdü.